korktum. Babama söyledin mi? Hı, söyledim. Ne dedi? Aman ne güzel. Kızım da karım da birer periymiş. Ben gideyim bunun üstüne bir duş alayım dedi. Söylemedi. Söylemedim tabii Toprak. Sen bunu söylemenin kolay bir şey olduğunu mu zannediyorsun? Of, ne zaman söyleyeceksin? Kendimi hazır hissedince. Tabii aynı zamanda onun da kendisini hazır hissetmesi lazım. Ay bilmiyorum, belki de hiçbir zaman söylemeyeceğim. Ama anne. Aması maması yok Toprak. Sana bu eğlenceli geliyor ama esasında çok tehlikeli. Ama anne ne zararı olabilir ki? Sen de ben de periyiz. Ya bak işte sana bu yüzden normal geliyor. Çünkü sen perisin. Ama düşünsene, bir sabah uyansak baban dese ki kızlar esasında ben uzaylıyım. Niye? Ya da fil olduğunu söylese ne yaparsın? Şey, bilmiyorum. Şey ya, şimdi neden tedirgin olduğumu anladın mı? Periliçe teyzem söyleyebilirsiniz dedi. Eğer babam kendini kötü hissederse sihir yapar, unuttururuz. Hayır Toprak, olmaz. Yeni periliçe unutma sihrini yasakladı. E ne olacak peki? Bilmiyorum. Biraz düşüneceğiz. Ama zor bir karar tabii Toprakçığım. Yani şimdi periliçe yani teyzen isteyen peri olduğunu açıklayabilir dedi diye ben kocamla mutluluğumu bozamam. Oo, aman da aman benim güzel karımla güzel kızım yatak mı yapmışlar? Eda Hanım, gördüğüm kadarıyla siz her gün aynı işi yapmaktan sıkılmışsınız, ha? E zor tabii be, zor. Aklıma ne geldi biliyor musun? Avni Bey arada bir atıp tutuyor ya, keşke peri olsaydım be, ha? Düşünsene, parmakları bir şıklatıyorsun, sofra hazır. Bir şık daha bulaşıklar yapılmış. Hatta bir şık daha annendesin. Hatta ve hatta bir şık daha her şey senin olmuş, ha? Hayali bile güzel değil mi? Ama sen benim perimsin zaten. Sen peri anne, kadar babamı be. Söylememiz sandığımdan daha kolay olacak. Hadi canım, iş var, okul var, bir dünya yapacak şey var. Kahvaltı yapacağız daha. Yürü. Tahtayı okuyabilen var mı? Gayet güzel okunuyor işte. Okuyamıyor musun? Hepsini değil. Göz doktoruna gözük o zaman. Biz okuyabiliyoruz. Evet Kaan, iyi göremiyorsan sahiden de göz doktoruna görün. Kitaplarımızın ilk sayfasında İstiklal Marşı yazıyor. Defterini oradan geçirirsin. Hmm, doğru ya, iyi akıl ettin. Hadi bizi konuşturma. Öğretmen görecek şimdi. Senin yüzünden biz azar işiteceğiz. Tamam kızma, susuyorum. Ya amma da gerginsin. Öyleyim bugün, sen de üstüme gelme. Ya sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Sadece karar vermeye çalışıyorum. Kaan'la nasıl söyleyeceğim? Bence direkt söyle. İnanmazsa da sihir yap, ispatla. Ya, ama annen kızmasın sonra. Birimizin desertini toplayıp bunu söylemesi lazım. Tamam, bu tarafı söyleyeceğim. Çıkabilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesle okuyacağız. Tamam, ben de çıkayım mı? Yalnız konuşmak ister misin? Yok, sen de kal. Eğer inanmazsa sen de bana destek çıkarsın. Tamam. Kantine geliyor musunuz? Sınıfta kalacağız Kaan. Sen, ben, Buket konuşmamız lazım. Öyle mi? Tamam. Yalnız ilk önce sınıfın boşalmasını bekleyelim. Ya benim aklım 8. soruda kaldı. Gece gündüz eşitliği hangisiydi? 21 Mart 23 Eylül. Hayır, 23 Mart 21 Eylül. Hayır, sen öyle mi yaptın? Evet. O zaman o soru gideceğim çünkü 21 Mart 23 Eylül'dü. Ben ne yaptım? 21 Haziran 21 Aralık. Sebepten karıştırmışsın. 21 Haziran en uzun gün, 21 Aralık da en uzun gece. Heh, en azından bunu ezberlemişsin canım. Millet, nasıl geçti sınav? Ya aslında hiçbirimiz emin değiliz. Neydi o takıldığınız soru? Heh, boylamlarla enlemlerden çıktı mı? Çıktı. Hem de iki tane. Ya saat farkı hesabından bile çıktı.
Ay, sizi görünce gelecek seneki derslerden korkmaya başladım. Korkma korkma, seneye biz seni çalıştırırız. Sen mi abi? Tabii ki ben. Coğrafya benim en iyi dersim. Yani arada bazı şeyleri karıştırıyorum ama. Ya tamam, bırakın bu ders konusunu. Hadi susayana cikan falan var mı? Ben. Hadi gel biz kantine gidelim. Tuğçe Hanım, sizin de yeni sevgilinizi bir görelim bakalım. Bizden gizli. Neden ceket giydiniz ki? Hava çok güzel. Öyle giriyor ama birdenbire yağmur bastırdı. Acaba bahçeye çıkmasak mı, sınıfta mı otursak? Kalırlarsa onların yanında konuşacağım. Yapma. Önce Kaan, sonra sınıf, sonra öğretmen. Aman boşver, zaten sınıf çok havası. Hadi çıkalım. Sürekli siz sınıfta oturacaksanız camları biraz açın. Tamam tamam, hadi bay bay. Hadi boşalt. Hadi bakalım söyle. Geç şuraya otur. Rahatla biraz. Yine bana kızacak mısın? Hayır, sadece bir konuda konuşacağız. Rahatsın değil mi? Rahatım. Hadi çilek, zaman geçiyor. Yine öteki teneffüse kalacak. Derste kararsız kalacaksın, vazgeçeceksin yine. Tamam, söylüyorum. Ne bu söylemesi bu kadar zor şey? Ben Peri'yim. Ben de Brad Pitt'im. Kaan. Sen masallara inanır mısın? Daha küçükken inanırdım. Peki şimdi? Adı üstünde masal. Yani hayal ürünü hikayeleri olarak bakıyorum. Yani gerçek değil, inanmıyorum. Hangilerine inanmıyorsun? Mesela parmak kız. Yani o boyda bir kız olabilir mi? Ya da ne bileyim, kurşun asker. Ona da inanmıyorum. Cinderella? Çok güzel bir masal ama gerçek olması imkansız. Neden? Yani peri geliyor da kül kedisine sihir yapıyor, sonra Cinderella oluyor filan. Ya olur mu öyle şey? Ben seni şu an prense dönüştürebilirim ama. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kaan, biraz şuraya geçer misin? Bana ne yaptın? Bu da ne böyle? Seni bir prens yaptım. Bak da gör. Çilek peri Kaan. İnanabiliyor musun? Kız arkadaşım bir peri. Tahmin ettiğimden daha kestirme anlattın. Beğendin mi? Dur. Sakın yaklaşma. Söyleyeceğim. Herkese söyleyeceğim. Eyvah! Ya çilek peri. Ya beni duymuyor musunuz? Çilek peri. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Tabii ki de sakiniz. Hay, hiç bileceğim yok ki. Periymiş peri. Evet, peri. Baksanıza okul formanı biraz kıyafetine çevirdi. Ne oluyor ya? Niye gülüşüyorsunuz burada? Siz de mi perisiniz? Ha? Kaan, ne diyorsun? Kız kardeşiniz peri. O zaman siz de perisiniz. Kaan, sen niye bu kadar korkmuş görünüyorsun? İşler fena halde karışıyor çilek. En iyisi zamanı geriye alayım. Olan biteni unutalım. Öğretmenim, öğretmenim. Yine sihir yapacak. Ne oluyor Kaan? Ne diyorsun sen? Öğretmenim, herhalde yine oyun oynuyorlar. Oyun değil, gerçek. Şaka da değil. Elin çabuk tut çilek. Ofa! Zaman geri aksın! Çıkabilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesle okuyacağız. Ben bir karıma bakıp geleyim bari. Gerçekten ama doğru. Bak ne güzel bir bak. Ay. Çocuklar, bakalım. Ben bakarım. Ay, fındık kurdu, açmış kapıyı. Perihan teyzeymiş.
Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş bulduk hayatım. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş geldin Perihan teyze. Oo, herkesler burada. Afiyet ya, olsun. Merhabalar. Geç söyleyin. Teşekkür ederim. Yani biraz böyle sıkış tepiş olduk ama olsun, hoş değil mi? Evet. Yıllardır böyle toplanamıyorduk, bir araya gelemiyorduk. Cümbür cemaat, ne güzel. Ya çok güzel vallahi bak. Leyla ile Ferhat bile burada. Bir uzaylılar eksik değil mi kocacığım? Seninle bu masada tartışmayacağım. Sen bırak onu. Çok içme, ondan sonra da sapıtıp perilerden konuşma gene. Bana çocuk gibi muamele etmiyorsunuz lan. Ya bırakın adamcağızı rahat ya. İster perilerden ister uzaylılardan bahsetsin. Bizim için sorun yok değil mi? Evet, sorun yok. Adamcağız olduk. Cağız olduk sonunda. Hep senin yüzünden. Çünkü kimse bana inanmıyor da ondan. Artık içime atıyorum. Her şeyi içime atıyorum. Bakın şiştim. Bunlar bir yemekten değil. Şiştim. İçime attığım şeylerden şiştim. Bundan sonra ne UFO'lardan bahsedeceğim ne de perilerden. Stop. Betüş, ben odama çıkayım mı? Olmaz hayatım. Bak, misafirlerimiz ne zamandır seni görmediler değil mi? Biraz daha kalman lazım canım. Betüş'cüğüm. Dersi varsa bırak çıksın çocuk. Ama bugün cuma baba. Dünya ile telefonda konuşacak yine. Öyle mi? O zaman otur. Betüş, hepimiz buradayız. Kim gelmiş olabilir? Kim eksik? Anladım. Ben bir bakayım. Hoş geldiniz anneciğim. Kambersiz düğün, dudusuz sihir olmaz. Yavaş, anne duyacaklar. Sen de perici olduğundan beri sana bir haller oldu canım. Senin bir kere birinci vazifen fanilere ve perilere adalet, huzur ve mutluluk vermektir. Anneciğim, eğer dürüstlük olursa zaten adalet, mutluluk ve huzur arkadan gelir. Oo, askeri uğurlama yemeği mi? Hayırdır Dudu teyze, ne askeri ne uğurlaması? Ay, pot mu kırdım? Kırdınız biraz ama buyurun geçin anneciğim, oturun. Ah abla, iyi halt ettin. Ah Dudu, ah, ağzında bakla ıslanmıyor. Aa, o ses kimden çıktı ya? Tabii ya, artık herkes duyuyor bunu. Nasıl yani? Kimi? Kayınpederinizi. Ne? Kaynananızın kocası oluyor efendim. Avni, sen gene şarabı fazla kaçırdın, beynin sulandı. Say, kim konuştu demin? Betüş, bir şey yap çabuk. Evet, sanırım artık zamanı geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, çocuklarımın arkadaşları, bizi tanıyan herkes, etrafımızdaki herkes artık peri olduğumuzu öğrenmeli. Bunu sihirle yapmak zorundayım. Çünkü kimseyi korkutmak ya da şaşırtmak istemiyorum. Herkes sihirlendiğinde başlangıcından beri bizim peri olduğumuzu bilmeli. Ve bu sonsuza kadar böyle devam etmeli. Ay ben çok gerginim. Anne hadi ben hazırım. Ben de. Şapşal damatlarla evlendikleri yetmiyormuş gibi bir de peri olduğumuzu. Sen artık susar mısın be kadın? Kızların daha mutlu olmaya çalışıyorlar. Bozma sana. Anne yeter, yeter. Zıkkımın kökünü iç. Doymadın mı hala? Aman engel olma lütfen. 40 yılın başı bir toplanmışız. Bırak içsin adamcağız. Ay rica edeceğim Taci amca, siz karışmayın lütfen. Yani ağzımla içse neyse, içince sapıtıyor. Siz eskiden bana inanmıyordunuz. Betüş peri diyordun, benimle dalga geçiyordunuz diyor. Yani pes, bir insan sarhoşken bu kadar uydurabilir. Betüş'cüğüm, rica etsem şu kadehi elimden sihirle alıverir misin lütfen? Yoksa bu kapıyı derken bardağı kıracak. Tabii hayatım.
Açayım mı? Evet canım. Efendim? Günaydın Firuze, sihirli sabahlar. Nasılsın? Sihirli sabahlar. İlk kahvaltıda mıydınız? Beklemedeydik. Yine çocuklara. Peki Betüş müsait mi? Aa, hemen veriyorum Betüş Hanım. Eda. Sağ ol canım. Günaydın canım. Günaydın. Oo, sesin ne kadar neşeli geliyor öyle. Ya Betüş, ben sana ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki artık herkes peri olduğumuzu biliyor. Böylelikle evde eskisinden çok daha rahat, çok daha özgürüm. Oh! Yalnız mısın? Yo, Yavuz içeride tıraş oluyor. Toprak'ta sihirli resim ödevini yapıyor. Betüş, kaçta kafeye gideceksin? Ben bugün seni görmek istiyorum. Ah, çok sevinirim. Sadık'la çocuklar çıkınca ben de kafeye geçeceğim. Gel görüşelim canım. Yapacak bir iki işim var. Onları hallettikten sonra kafede görüşürüz. Görüşürüz canım. Öptüm. Hoşça kal. Sihirli günler. Eda, beni görmek istiyormuş. Tabii ister. E peri değil mi yani? İş yok, güç yok. Tek başına sıkılır tabii evde. Onun için gezsin, tozsun. Başka ne iş bilir yani, değil mi? Neyse, ben Firuze'ye yardım edeyim. Yani bir sabah şurada ailecek kahvaltı edemeyecek miyiz ya? Ya hep bunları mı beklemek zorundayız canım? Hayatım, ancak hazırlanıyorlar. Nasıl ancak hazırlanıyorlar? Hazırlanmıyorlar hayatım. Süsleniyorlar, süsleniyorlar. Çünkü onlar için okul defile salonu mübarek. Sadece Cem böyle değil ki Sadık Bey. Benim çocuklar da aynı şekilde davranıyor. Ya Firuze yapma, Allah aşkına yapma yani. Bu okulun bir önlüğü vardır, bir forması vardır değil mi? O giyilir. Ne bu böyle formanın üzerine rengarenk kazaklar, süveterler giymeler, efendim saçlarını jölelemeler, kızlarımız saçlarına böyle rengarenk tokalar takıyor, ayaklarına çiçekli böcekli çoraplar giyiyorlar, yok efendim eteklerini böyle kıvırıyorlar. Ya yazık günah ya, bu zamana yazık. Ya aynanın önünde boşu boşuna zaman harcıyorlar. Ya ileride ama bu harcadıkları, bu 10 yıllık zamanı boşu boşuna harcadıkları için pişman olacaklar, içleri yanacak canım. Günaydın baba. Günaydın. Ha? John Travolta gibi olmuş gene saçlar. Sadık Bey, o bizim zamanımızdaydı. Şimdiki çocukların yeni idolü Emine. Ay, Emine mi? Bir dakika, benim oğlum şimdi bir kadına mı özeniyor yani? Hayatım, Emine kadın değil ki. Bütün dünyada çok meşhur bir hip hop şarkıcısı. Ben anlaşılan yine söz konusuyken geldim. Aa, şuna bak, ettiği cümleyi görüyorsun değil mi? Söz konusuyken gelmişmiş. Baba, sen benim yaşımdayken nasıl konuşuyordun? Anlaşılan yine bahsim geçerken mi gelmiş bulundum mu diyordun? Hayır, bir kere o benim babamın gençliğine yakışan bir cümleydi. Baba bak, sen de kendi baban gibi konuşmuyormuşsun. Benden de senin gibi konuşmamı bekleme lütfen. Görüyorsun değil mi? Kürek kadar değil. Ay. Ay. Çilek! Çilek hadi kalk, saat kaç oldu? Tamam abla, birazcık daha. Çilek! Hadi kalkar mısın? Çabuk ol! Çilek! Uf! Kalk diyorum! Sarıs da gidemezsiyle gelirim. İyi, sen bilirsin. Ben kahvaltıya gidiyorum. Nerede kaldınız hanımefendi? Hı? Ne biçim soruyorsun baba? Nasıl soracakmışım? Yani biz her sabah sizi böyle ailece kahvaltı edeceğiz diye beklemek zorunda mıyız saatlerce? Çileği kaldırmaya çalışıyordum. Hala uyuyor. Öyle hala uyuyor. Bu zamana kadar kaldırmaya çalışıyorsun öyle mi? Evet. Derse sihirle gelecekmiş. Çilek,
Kalkar mısın? 10 dakika sonra araban gelecek. Tamam baba, kalkıyorum. Bana bak, okula sihirle mihirle gitmek yok, anlaşıldı mı? Ablanla, abinle gideceksin ve onlarla geri döneceksin. Anladın mı? Neden? Çilek! Bak, bağırtma beni daha fazla. Yaşın küçük, başına bir şey gelebilir. Yani kendini koruyamayabilirsin. Sihirle gidiyorum baba. Bir saniyemi bile almıyor. Yani bir burada, hadi hemen sınıfta. Yolda gitmiyorum ki başıma bir şey gelsin. Yani hadi geldi diyelim. Benim sihirlerim var. Kimse bana bir şey yapamaz. Bana bak, ablanla abinle gidip onlarla geri döneceksin dedim. Sihirlerin olmadığı için beni anlamıyorsun baba. Derhal giy. Hazırım. İçeri. Hayret bir şey ya. Kim? Babam. Okula abinlerle gideceksin dedim diye tavır yapıyor. Anne, söyler misin? Ben periyim ve yaşımın 7 olması fark etmez. Kendimi her şeyden koruyabilirim. Ama baban peri değil, anlaşıldı mı? Ve benim koyduğum kurallara lütfen saygı göster. Evet ya, kestim. Hala kanıyor mu? Kanıyor. Kanamaz olur mu? Tabii kanıyor. Ben o zaman bir kolonyalı pamuk alıp geliyorum. Hayır, hiçbir yere gitmene gerek yok. Ben buradayken şak diye hallederim. Geçti bile. Yani insanın karısının peri olması ne kadar büyük bir lüks. Canım benim. Hadi hadi, oyalanma. Toprakçığım, hayatım. Hadi gidiyoruz. Geliyorum baba. Ayrıca insanımızın peri olması ne güzel bir şey değil mi baba? Sayende işe trafiğe takılmadan gidiyoruz. Evet aşkım, çok teşekkürler. Hiç aklımdan çıkmıyor vallahi. Ben hazırım baba. Ben de hazırım hayatım. Hadi. Deliler ama seviyorum ben onları. Ay 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 ay. Of. Of. Ay! Merhaba Edacığım. Ya merhaba Perihan teyze. 2 saniye önce gelsen Toprak'la Yavuz'u da görmüş olacaktın. Asansördelerse hemen gidip yakalayayım. Aa, yok, gitmene gerek yok. Sihirle gittiler. Bak sen. Perihan teyze, her şey o kadar mükemmel ki. Ay, ayakta kaldın, gel otursana. Oturayım, oturayım. İşte ben de zaten bunu sormaya gelmiştim, her şey yolunda mı diye. Ay Perihan teyze, ben bu kadar mutlu olacağımı bilsem çoktan bütün yasakları çiğneyip Yavuz'a peri olduğunu söylemiştim. Ay çok mutlu oldum hayatım. Ya bu arada ben daha Betüş'le hiç konuşmadım. Onların cephesinde durumlar nasılmış? O günden beri ben de Betüş'ü görmedim ama ya bir sorun olsa herhalde beni arardı. Ay bak ne diyeceğim. Ben bugün sihirli butikten biraz alışveriş yapmaya gideceğim. Oradan da Betüş'e geçeceğim. İstersen sen de gel. Evet, bugün bir işim yok, gelebilirim. Sen ne zaman gideceksin? E şimdi. Sorun değil, gökyüzünde üstümü değiştiririm. Ve sonra da gelecek yıllarda da öğreneceğimiz gibi büyük zaferler kazanıp bizlere bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiştir. Şimdi baştan hatırlayalım. Kim söylemek istiyor? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hangi yıl doğmuştu? Sedef? 1881 yılında öğretmenim. Aferin. Peki nerede doğdu?
Barış. Selanik'ti öğretmenim. Aferin. Annesinin adı neydi? Uf, öğretmen beni bir türlü kaldırmıyor. Buyur Çilek. Zübeyde Hanım öğretmenim. Babasının adı neydi? Kaan. Ali Rıza Efendi. Öğretmenim niye hanım, efendi diyoruz ki? Soyadları yok muydu? Çok güzel bir soru bu Kaan'cığım. Evet, o yıllarda henüz soyadı kanunu çıkmamıştı. Bu yüzden bayanlar için hanım, erkekler için de efendi kullanılıyordu. Ve son olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi yıl ve nerede kaybetmiştik? Evet Buket'ciğim. 1938 yılında saat 9:05 gece Dolmabahçe Sarayı'nda öğretmenim. Sizleri tebrik ederim çocuklar. Aferin. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Derse döndüğünüzde hepinizin matematik kitabı hazır olsun. Çilek, sen biraz benimle kalır mısın? Peki öğretmenim. Kendimi zor tuttum. Tuğçe lütfen, sadece bazı insanlar biliyor. Ya bir şey soracağım. O günden beri aklımda. Ya madem Çilek bir peri, bir sürü şey sihirle yapabiliyor, neden Cem'le ayrılmamam için sihir yapmadı? Tuğçe. Şu an için söylemiyorum. Sadece merak ediyorum. Böyle bir şey yapabilir miydi? Sihirlerini böyle şeyler için kullanmaları yasakmış. Nasıl yani? Yani aşk, kardeşlik, kırgınlık, arkadaşlık, böyle şeyler için sihir yapmıyorlar. İnsanların kalbinden gelen şeylere dokunmuyorlar. Ayrıca sen bunu neden bu kadar kafana taktın? Ne haber Ceren abla? İyiyim Buket. Çilek nerede? Sınıfta. Öğretmen onunla yalnız konuşmak istedim. Affedersiniz öğretmenim. Demek ne hata yaptığının farkındasın. Bir an çok heyecanlandım. O yüzden yaptım öğretmenim. Çilekciğim, bu durum zaten benim seni anlamamı zorlaştırıyor. Bir de bunu arkadaşlarına belli edersen biz bu işin içinden çıkamayız. Haklısınız öğretmenim. Lütfen, lütfen çok güvendiğin ya da çok yakın arkadaşların yanında değilken bunu herkes biliyormuş gibi ya da kolay kolay anlayabilirmiş gibi sihir yapma. Senden çok rica ediyorum Çilek. Çünkü farkında olmadan çok büyük bir karışıklığa neden olabilirsin. Peki öğretmenim. Tamam, çıkabilirsin şimdi. Ne dedi? Bir daha yapma dedi. Bence de yapma Çilek. Ya arkadaşların görseydi? Ama öğretmenim görebileceği bir sihir yaptım sadece. Bakın kütüphaneden ne aldık? O ne abi? Masal kitabı. Ama bilin bakalım hangisi? Pinokyo? Hayır. Pamuk Prenses? Değil. Alice Harikalar Diyarında? Hayır. Kül Kedisi? Evet, Kül Kedisi. Bakayım. Ya siz ikiniz iyi misiniz? Yani kaç yaşına geldiniz? Masal kitabını ne yapacaksınız? Ya ben şahsen küçükken bu kitabı okuduğumda çok dalga geçerdim. Perilere inanmadığım için tabii. Vallahi ben dönüp dönüp okurdum. Ama bu sefer perilere inanıp okuyacağım. Bak sonra bana kapının önündeki bal kabağından araba yap demeyin. Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Ne bu? Kül Kedisi'nin masal kitabı. Ya Toprak bir şey söyleyeceğim. Ya bazı durumlarda peri olmamızın heyecanı kalmıyor. Yani hayatımızdaki herkes her şeyi biliyor. Yani bir şeyi gizli yapmanın tadına varamıyorum. Ama ben bu durumdan çok memnunum. Neden? Çünkü okuldaki benim peri olduğumu bilen arkadaşlarıma çikolata, gazoz, sakızlar dağıtıyorum. Hayal ettikleri her şeyi veriyorum. Ama sadece basit ihtiyaçları var. Öyle ev, araba falan vermeye kalkma sonra annemler işin içinden çıkamaz. O kadarını da biliyoruz herhalde Cemal. Eyvah, bu da büyüdükçe hazır cevap olmaya başladı. Eh, artık babamın gözünde nasıl olduğunu anlaman lazım abi. Dünyacığım, burası biraz fazla sıcak oldu. Hadi biz gidelim. Gitsinler, biz de gidelim. Hadi gel.
Canım çok özledim, seviyorum. O şimdi asker canı neler ister. Uykuda Mevlam beni ona göster. Şimdi asker canı neler ister. Keşke biz de Pierre olsaydık. Merak etmeyin. Ben ne zaman ihtiyacınız olursa size yardım ederim. Dur abi, zil çalma. Böylesi daha eğlenceli olacak. Hayırdır inşallah. Sürpriz! Siz bir gün benim yüreğime indireceksiniz. Allah aşkına şu kapıyı çalarak gelin ya. Affedersin, korktun mu? Hayalet gibi geliyorsunuz, korkmam mı? Senin dizin daha başlamadı mı? Birazdan başlayacak. Şu yemeği yapayım, gelip seyredeceğim. Sen o işi bana bırak. Çok teşekkür ederim Çilek. Bir dakika. Hadi bakalım. Siz niye buradasınız? Yarın okula yetiştirecek ödevleriniz yok mu sizin? Firuze abla, dayım askere gittiğinden beri günleri iyice karıştırmaya başladın. Bugün cuma, yarın da tatil. Doğru ya. Merhabalar. Çünkü sana baktın ve ağrı kesici hap verdim. Sana bir doktor gibi baktı ve bütün gece uykusuz kaldı. Kim seni iyileştirmek için dadı gibi baktı? Evet canım, çok haklısın. Şampanyayı unut Rita. Ah, ne kadar dik kafalı ve inatçı bir adamsın sen Danilo. Hadi gidelim artık. Oo, herkes buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Betiş Hanım. Babanız nerede? Yukarıda. Çok iyi. Biraz kahve getirin. Evet. Kutuya sakın dokunmayın. Şimdi geri döneceğim, tamam mı? Ekmeği, peynir olmasın. Peki efendim, evinize hoş geldiniz. Navigatör size açmasam edik çocuklar. Kimin için ki? Ver bakayım. Çok güzel. Hayatım merhaba. Nasılsın? Sadıkçım. Hasta mısın canım? Eve erken dönmüşsün. Ya öylesine uzandım Betüş. Aa, niye yüzüme bakmadan konuşuyorsun? Sadıkçım, kötü bir gün mü geçirdin? Bugün özel bir durum değil. Böyle kelime oyunları mı oynayacağız? Betüş bak. Benim bazı endişelerim var, geleceğimizle ilgili. Geleceğimizle mi ilgili? Benim yaşadığım sistemde baba olmak farklı. Tamam, seninle açıkça konuşacağım. Evet, seni dinliyorum. Yani kısacası baba ve koca demek. Eve ekmek getirmek, çocuklarına, karısına yardımcı olmak, onlara bakmak, gerektiği zaman ailesini korumak demek. Ama ben Çilek ve sana yetişemiyorum, yani bunu başaramıyorum. İkiniz de o kadar kendinize ve bize yetiyorsunuz ki ben yani kendimi bir hiç gibi hissediyorum. Hayatım, canımın içi, seni çok iyi anlıyorum. Ve farkında olmadan senin böyle düşünmene sebep olduğumuz için kendimi çok kötü hissediyorum. Tabii ki yani bizim Peri olmamız bizi diğer ailelerden farklı kılıyor ve bunu değiştirmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ama emin olabilirsin ki sen Çilek içinde, benim içinde bir hiç değilsin. Sen bizim her şeyimizsin. Gerçekten mi? Anlatır mısın? Bak, sabah Firuze hakkında konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum. İşte aynı onun gibi. Yani sana göre sihir bir takım şeyleri çözmek için bir yöntem tabii. Evet, bazı problemleri sihirle halledebilirsin. Bazı sıkıntılardan sihirle kurtulabilirsin. Ama sihirle hiç kimsenin seni sevmesini ya da senin hiç kimseyi sevmeni sağlayamazsın. Hiçbir sihir anne baba olma duygusunun yerine geçmez. Bak, bizim ailemizde sen, Cem ve Ceren Peri olmadığı için ve sihir yapmadığı için böyle de
devam edeceğiz? Yani hayat standartlarımız değişmeyecek değil mi? Kesinlikle değiştirmeyeceğiz. Ben her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğim. Sizlere bakacağım, eve ekmek getireceğim. Sonra Cem'le Ceren mutlaka çabalayarak hayatın zorluklarını öğrenecekler. Yani hayatın zorluklarıyla emellerine ulaşacaklar. Ve çaba sarf ederek yükselecekler. İşte ben her şeyin çilek içinde aynen böyle olmasını istiyorum. Yalnız beni çilek çok korkutuyor biliyor musun? Yani o kadar çok sihir yapıyor ki... seneye karşıma bakan olarak çıkacak diye ödüm kopuyor vallahi. Yok canım, öyle bir şey olmaz, merak etme. Çilek sihirlerini sadece basit, önemsiz şeyler için kullanıyor. Hem o kardeşleri Cem ve Ceren gibi yaşamaktan çok mutlu. Ve? Ve hayatım, biz bu aileyi sihirle kurmadık. Ama eğer bu aileyi dağıtacak herhangi bir problem çıkarsa onu sihirle hallederim. Biz birbirimizi sevdiğimiz için buradayız. Ve sana... ailemizin babası, bizim koruyucumuz, güvendiğimiz bir adam, birlikte vakit geçirmekten çok hoşlandığımız ve canımız babamız olarak ihtiyacımız var. Ve bana soracak olursan, çilek bugüne kadar hiçbir peri ailede bulamadığı baba sevgisini, ben de hiçbir peri erkekte bulamadığım aşkı sende buldum. İşte sen bu yüzden çileğin babası ve benim sevgili eşimsin. İşte şimdi içim rahatladı. Betüş! Betüş! Anne! Ay, bir sihir yap. Ne yap, ne et, bu şeyi üstünden çıkar. Ay, etraf delirtti beni. Anne, bu ne hal? Ne oldu size böyle? Karına sor, o anlatsın. Sadıkçığım, şimdi sana bir sürprizim ve ciddi bir teklifim var. Aa, ciddi demişken şu ceketini de giy de duruma uygun olsun. Gel gel, bir şey göstereceğim sana. Çık, gel. Çok güzel yaşamış. Öyle bak. Gel 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 Sadıkçığım. İşte burada. Bak bakalım şimdi. Böyle, bu da böyle, bu da böyle. Tadam, tadam. Bak enişte, eğer o damatlığı giymezsen ben sana zorla sihirle giydirmesini bilirim. Ama yani böyle güzel bir kadın için bir çılgınlık yapabilirim. Ay, yaşa canım benim. Ay. Kızlar, ben odamdayım. Dünya Messenger'dadır. Akşam bu olayı görmemiz lazım. Hadi gel hazırlanalım. Tamam abla. Gel tezkere, gel tezkere. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Suddenly appeared.